Herkese merhaba dostlar, ben Murat Çelik. Bu videoda Osmanlı dönemindeki kadın dergilerinde kadına yönelik yaklaşımları ele almaya çalışacağız. Kaynak olarak da 2017'de yazmış olduğum yine videoyla aynı ismi paylaşan makalemden yararlanacağız. Şimdi öncelikle İslamiyet öncesi Türklere baktığımız zaman hatunu yani kadını Hakan'ın yanında görüyoruz. Nerede? Savaşta. Nerede? Siyasi devlet yapılanmalarında ve toplumsal sosyal alanda neredeyse her noktada. Ve bu bakış açısı İslamiyet öncesi Türklerde toplumun neredeyse tamamına hakim durumda. Yine bu dönemde İngilizlere, Hindistanlılara, Çinlilere baktığımız zaman kadını nerede görüyoruz? Örneğin Hindistan'da kadın yılanla eşdeğer görülüyor. Yani yılan kadar zehirli. Yani zehirli derken yılan kadar zararlı ve şanssızlığın bir numaralı sebebi olarak görülüyor. İngilizlere baktığımız zaman o dönemlerde kocanın karısını satma hakkına sahip olduğunu görüyoruz. Çinlilerde, Ruslarda kadının ruhsuz bir varlık olarak atfedildiğini yine görüyoruz. Arabistan bölgesine baktığımız zaman herkesin bildiği gibi kız çocuklarının diri diri gömülmesi söz konusu ki İslamiyet'in gelmesiyle birlikte sevgili Peygamberimizin kadının da erkeğin eşit olduğunu söylemesine ve toplumun yarısını oluşturduğunu söylemesine rağmen ne yazık ki yüzyıllardır süre gelen o alışılmış gelenek toplumun bakış açısını çok da değiştirmedi. Şimdi bunu bir noktaya bağlayacağız. Yani Osmanlı dönemindeki toplumun, devletin kadına bakış açısının nereden geldiğine bağlayacağız. Tam da Arap kültüründen ve Fars kültüründen geldiğini bu noktada görmüş olacağız. Osmanlı yani İslamiyet sonrası Türklerde bizzat Osmanlı devleti toplumu yoğun olarak Fars ve Arap kültürünü benimsedi bildiğimiz gibi. Şimdi bu benimsenen kültürün içinde pek çok ana ve alt başlık bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de tabii ki kadın. Özellikle İslamiyet sonrasında değil de İslamiyet sonrasında Arap ve Fars kültürünü almamızla birlikte kadına olan bakış açımız, kadının Türk toplumundaki kadının konumu ciddi değişikliklere uğradı. Şimdi Osmanlı'da bir saraylı kesim var. Saraylı kadın kesimi bir de kırsal kadın kesimi var. Bu kırsal kadın kesimi daha zorlu şartlarda yaşayan ve üreten kesimken saraylı kesim daha rahat koşullarda yaşayan, daha refah içinde bir hayat süren, tüketen kesimi oluşturuyor. Ama toplamda baktığımız zaman her iki kesimin de bir erkek tahakkümü altında yaşadığını görüyoruz. Zaman içinde Avrupa'da bazı gelişmeler meydana geldi. Bu gelişmeler tabii ki Osmanlı'ya da sirayet etti. Bunlardan en bilineni Tanzimat Fermanı. Yani Tanzimat Fermanı aynı zamanda çağdaşlaşma hareketi olarak da görülüyor. Bu çağdaşlaşma hareketinin içinde kadının düşünce, siyasi ve toplumsal alanda inkişaf yani gelişme gösterdiğine de şahit oluyoruz. İşte Tanzimat'la birlikte kadınla ilgili olan meselelerin yazılı basına da yansıdığını, yazılı basında da kendine yer bulduğunu görüyoruz. İşte bu makalede de işleyeceğimiz gibi Terakki-i Muhatterat ve Hanım Kızlara Mahsus Şükrü Fezar ve daha nice dergide kadınla ilgili, kadının toplumdaki konumuyla ilgili sorgulamalara, eleştirilere ve Terakki-i Muhatterat'ta göreceğimiz gibi gelenekçi yapıya nasıl yer veriliyor, nasıl kadın bu dergilerde ifade ediliyor, bütün bunları göreceğiz. Bu makalede toplam 3 dergi incelendi. Terakki-i Muhatterat, Şükrü Fezar ve Hanım Kızlara Mahsus dergileri. Bunlardan biz Terakki-i Muhatterat'ı ve Hanım Kızlara Mahsus'u işleyeceğiz. Makale yaklaşık 41 sayfa. Tamamını okumak isterseniz açıklama kısmına link bırakacağım. Buradan PDF olarak indirip okuyabilirsiniz. Şimdi öncelikle ilk dergimiz Terakki-i Muhatterat'a geçelim. Terakki-i Muhatterat Tanzimat Fermanı ile birlikte kadınlara yönelik çıkan ilk süreli
dergi olarak kabul ediliyor. 1869 yılında Terakki gazetesinin eki olarak yayın hayatına başlıyor. Haftada bir defa pazar günleri satımı yapılıyordu. Şimdi Terakki muhatterat muhafazakar bir çizgiyle yayın yapan bir dergi. Hatta ismi Terakki muhatterat ismi iffetli kadınların ilerlemesi manasına geliyor. Birazdan göreceğiniz gibi içeriğiyle tam olarak bağdaşan bir isim. Şimdi Terakki muhatterat ilk yazılı basın olmasına rağmen ilginçtir. Tek yazarı ve editörü Ali Raşit adında birisi. Dergi içeriğini özgün yazılardan ziyade farklı gazetelerden alıntılar yaparak, yabancı yayınlardan çeviriler yaparak ve okurun mektuplarından oluşturuyor. Ve bu dergide kadınların nasıl olması gerektiğini anlatmasından ziyade, bunları görmekten ziyade toplumun nasıl bir kadın istediğini, yani gelenekçi toplumun nasıl bir kadın istediğini içeren yazılar daha çok görüyoruz. Terakki muhatterat aslında farklı bir dergi. Niye farklı bir dergi? Genel itibariyle muhafazakar bir çizgi çizmesine rağmen şaşırtan eleştirilere de yer veriyor. Birazdan göreceğiz. Hatta bunlardan bir tanesinin örneğini verelim. Dediğimiz gibi içeriklerini farklı farklı kaynaklardan sağlıyordu. Bunlardan bir tanesi de çevirilerdi. Bir İngiliz gazetesinin çevirisini yapıyor. Bu İngiliz gazetesi şunları söylüyor. Olduğu gibi de dergi sayfalarına aktarıyor. İngiliz gazetesi diyor ki, kadınlar da millet meclisi üyeliğine hak kazanırsa bir gün başkan mecliste söz filan hanımındır dediği vakit o filan hanımın yanında bulunan meclis üyesi kalkıp filan hanım çocuğa meme vermekle meşgul bulunduğundan meclise gelememiştir cevabını vermesine pek de şaşırılmamalıdır. Yine başka bir örnek verelim. Diyor ki erkekler hüner ve marifetleriyle hem kendilerini hem de hepimizi geçindirebiliyor ve idare edebiliyorken biz niçin bilgi ve hüner kazanmaya kudretli olamıyoruz? El ve ayak, göz, akıl gibi vasıtalarda bizim erkeklerden ne farkımız var? Biz de insan değil miyiz? Yalnız cismimizin ayrı oluşu mu bu halde kalmamıza sebep olmuştur? Bunu hiçbir sağduyu sahibi kabul etmez. Eğer öyle olmak gerekseydi Avrupa kadınları da bize benzerdi. Bilgiden yoksun kalmamıza meşru örtünmemiz sebep gösteriliyorsa onu da taşrada bulunan kadınları göstermek ile yetinirim. Çünkü onlar erkeklerine her çeşit hizmette yardım etmekte, erkeklerle beraber çalışmaktadır. Şimdi burada bir yani bugünün algısına uygun bir eleştiri görüyoruz ama ilerleyen dakikalarda bu söylenen, bu eleştirilere ciddi tezatlık oluşturan içeriklere de rastlayacağız. Mesela onlardan bir tanesine bakalım. Diyor ki dergi erkekle kadın mutlak olarak eşit değildir. Kadının aklı erkeğin aklından daha noksandır. Ve yine ekliyor diyor ki bununla birlikte saçı uzun, aklı kısa deyiminin her bir erkeğin herhangi bir kadından daha akıllı olduğu anlamına gelmediği ancak genel itibariyle erkeklerin kadınlara göre daha akıllı olduğunu da söylememiz gerek. Genel olarak aklı burada ikiye ayırıyor. Aklı tabii ve aklı azizi olarak. Aklı tabii derken şunu kastediyor. Doğuştan erkeğin ve kadının aklı vardır. Birbirinden üstün değildir ama aklı azize var. Bu da erkek sürekli dışarıda olduğu için, sürekli insanlarla iç içe olduğu için, sürekli ciddi vazifeleri üstlendiği için aklını geliştiriyor. Yeteneğini, zekasını geliştiriyor. İşte bu noktadan baktığımızda kadından çok daha iyi bir yerdedir akıl olarak diyor. Ama yine eleştirilere de yer veriyor. Mesela kadınların çalışma hayatı ile ilgili Avrupa ile bir kıyaslama içine giriyor. Onda da diyor ki bu terakki asrında bütün ileri milletlerin erkeği kadını fen ve sanatların en yüksek derecelerine çıkartmaktadır. Biz niçin Osmanlı kadınlarının içinde bulundukları hal ve mevkiden bir ay evvel ileri gitmelerine çalışmıyoruz?
Frangistan'da kadınlar seçim hakkından hissedar olmak ve devlet memuriyetlerini kullanmak davalarına kadar kalkıştılar. Bu cesaret kendilerine ancak okuyup yazmak sayesinde gelmiştir. Derken biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını getirmişti. Öncesinde zaten böyle bir eleştiri de bu dergide yer almış. Şimdi Terakki Muhatırat gerçekten zıtlıkları içeren bir dergi. Bu konulara yer verirken aynı zamanda kadının ev halinde pekiştiren yazılara da yer veriyor. Örneğin kadının rolleri adı altında diyor ki kadın erkeklere nispeten aklen ve bedenen daha zayıftır ve kadınlar her şeyden önce iyi bir eş, iyi bir Müslüman ve iyi bir anne olmalıdır. Bu bağlamda rollerini hakkıyla yerine getirmelidir. Yine bununla birlikte diyor ki erkeğin görevi evin geçimini sağlamaktır. Kadının görevi ise ev işlerinde elinden geleni yapması, kocasının parasını mümkün mertebe çarçur etmemesi gerekir. Ve çocuklarına çok iyi bakmalı, çok iyi eğitmeli. Yani kadını evde babadan da ziyade babadan da önce bir öğretmen olarak atfediyor. Tabii bu dediğimiz gibi gelenekçi bakış açısının birer yansıması. Yine kadın ve erkek haklarından da söz ediyor. Hem erkeklerin hem de kadınların birbirine karşı sorumlulukları belirlenirken bu sorumluluklara ayetleri, hadisleri ve farklı kaynakları baz alarak oluşturma yapıyorlar. Yani buna bir örnek de verelim. İmam Gazali'nin İhya-i Ulumuddin eserindeki kadın erkek ve evlilik meseleleri, örneğin nasıl bir kadınla evlenilmeli başlıklı kısmını da dergide yayınlıyorlar. Örneğin Gazali diyor ki nasıl biriyle evlenilmeli, nasıl bir kadınla evlenilmeli? Saliha ve dindar olan bir kadınla, güzel huylu olan, güzel olan, mihri az tutmak. Yani mihir bugünkü bildiğiniz gibi evleneceğiniz zaman karşı tarafa bir set hediye etmeniz gibi, altın bir set vermeniz gibi bir şey. Mihri az tutmak, doğurgan olmak, bakire olmak, soyu temiz olmak ve mümkün mertebe yakın akrabadan olmamak. Yani dediğimiz gibi bu kıstasları baz alarak bir kendilerince eğitim noktasına da değinmeye çalışıyorlar. Dergi evliliği neslin devamı olarak görüyor. Bu anlamda kadını çok önemli bir merkeze de koyuyor. Yani bir eşitliği savunuyor ama eşitliği doğurganlık, üretkenlik manasında bir tutuyor. Yani diyor ki tamam sen erkeksin, varsın, akıl olarak üstün olabilirsin, bedeni olarak üstün olabilirsin ama kadın olmazsa sen bir hiçsin. Yani kadın olmazsa sen nasıl soyunun devamını sağlayacaksın diyerek kadın ve erkeğin bu anlamda eşit olduğunu ifade ediyor. Ve bu dergide aile içi eğitime daha çok ağırlık verildiğini görüyoruz. Mesela çocuklar konusunda bazı makaleler çıkıyor, bazı makaleler yayınlanıyor. Onlardan bir tanesi İnsanı insan eden ilim ve marifettir. Onun da en birinci medarı tahsili çocuklukta gördüğü terbiyettir isimli makale. Burada çocuğun nasıl yetiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Anne ve babanın nasıl davranması gerektiğini anlatıyor. Ve şöyle bir alt başlıkta, daha doğrusu giriş cümlesinde bulunuyor. Şöyle söylüyor. Çocukların aslında zannedildiği gibi dünyadan bir haber olmadıkları, kıskançlık ve fesadın ne olduğunu bildikleri, iyi ve kötüyü ayırt edebildikleri, dolayısıyla onların küçük yaşta terbiye edilmenin şart olduğunu ifade ediyoruz gibi. Bu dergide yine şunu söylememizde fayda var, genel olarak toplayalım Terakki Muhatırat için. Entelektüel bir içerikten oluşmuyor. Daha çok gelenekçi bakış açısıyla oluşuyor. Her ne kadar şaşırtan eleştirilere yer verse de geneli dediğim gibi muhafazakar yapıyla kaleme alınan ya da alıntılama yapılan yazılar ama daha entelektüel, daha cesur, daha keskin yazıları biz ikinci meşrutiyetten sonra yani 1908'den sonra görüyoruz. Gelelim son dergimiz Hanım Kızlara Mahsus dergisine. Hanım Kızlara Mahsus dergisi Terakki Muhatırat kadar
muhafazakar ve gelenekçi bir yapı çizmese de ondan çok da farklı olduğu söylenemez. Bu dergide isminden de anlaşıldığı gibi yetişme çağında olan kızlara bir eğitim niteliği taşıyor. Ne açıdan? Evlilik açısından. Derginin 3 temel prensibi var. İyi bir eş olmak, iyi bir Müslüman olmak ve iyi bir anne olmak. Bu minvalde yazılar kaleme alıyor. Ve bunun içine sadece farklı olarak şunu ekliyor. Eğitim reformu, okuma reformu. Diyor ki evlenmeden önce mutlaka mümkün mertebe okuyun. Çünkü evlendikten sonra buna vaktiniz muhtemelen olmayacaktır. O yüzden okuyabildiğiniz kadar okuyun, kendinizi geliştirin. Bunun dışında pek değişen bir şey yok. Moda ile ilgili, tutumu olmakla ilgili, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir Müslüman olmakla ilgili, parayı kontrol edebilmekle ilgili bir takım eğitimlere yer veriyor. Tabii moda ile ilgili de eğitim verirken şunu da söylüyor. Moda iyidir, yani asgari olarak güzel giyinin, kendinize bakın, ama fazlası keyfiyettir. Bunun fazlası da ahlakı bozar diye de yer veriyor. Şimdi o döneme baktığımız zaman şahsen eğitici yazıların yer aldığını görüyoruz. Evet, belki birçoğu bugünle bağdaşmıyor. Bugünün yapısıyla, bugünün bakış açısıyla bağdaşmıyor. Ama o dönemin yapısını, kültürünü göz önüne bulundurduğumuzda faydalı dergiler olarak ben görüyorum. Şimdi bugün çok satan kadın dergilerine baktığınız zaman kadına yönelik tükettirmeye, harcatmaya dair yazılardan ya da içeriklerden başka ne görüyoruz? Ama dediğim gibi her ne kadar bugünle bağdaşmasa da o döneme gittiğimizde, o dönemin yapısına baktığımızda son derece faydalı dergiler olarak görüyorum. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Yine dediğim gibi siz PDF olarak tamamını okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.